Parçalı bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun hangi nokta veya noktalarda limitinin olmadığı soruluyor. Dikkat edersek fonksiyonda 3 tane farklı kural var. 2'den küçük için x kare artı x eksi 5, 2 ile 6 arasında ve 2 6 değerleri de eşit için 3 eksi x, 6'dan büyük için de 6 x eksi 20. Parçalı fonksiyonlarda zaten parçalanma noktaları her zaman şüphelidir. Yani 2'de ve 6'da duruma bakmamız gerekiyor. Limit olabilir de olmayabilir de. Bir de kurallara bakmak lazım. Kurallarda paydayı sıfır yapan, kökün içini negatif yapan gibi tanımsız veya belirsizlik durumları oluşabiliyorsa oralarda da limitinin olmama durumu olabilir. Ancak 3 kuralda da böyle bir durum yok. Yani sadece parçalanma noktaları olan 2 ve 6'yı incelemem yeterli. Önce 2'deki limite bakalım. 2'ye soldan yaklaşıyoruz. 2'den birazcık küçüğüz. En üst taraftaki kuralı almam gerekiyor. X kare artı x eksi 5 de x yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4, 2 daha 6, 5 çıkartırsam 1. Demek ki 2 noktasında soldan limitimiz 1. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşalım. Bu takdirde 2'den birazcık büyük olacağı için ortadaki kuralı yani 3 eksi x'i alıyoruz. Burada x yerine 2 yazıyoruz. Evet, sağdan da limitimiz 1 çıktı. Demek ki 2'de limitimiz var. Çünkü soldan ve sağdan limitler birbirine eşit. Sıra geldi diğer parçalanma noktası olan 6'ya. 6'nın soldaki limitine bakalım. Bu takdirde 6'dan biraz küçük olacağımız için 3 eksi x kuralını alıyoruz. Burada x yerine 6 yazıyoruz. O halde 6'ya soldan yaklaşırkenki limit eksi 3. 6'ya sağdan yaklaşalım. Bu takdirde 6'dan biraz büyük olacağı için 6x eksi 20 kuralını alıyoruz. Burada x gördüğümüz yere 6 yazarsak, 6 kere 6 36, 20 çıkartırsak, dikkat edersek soldan ve sağdan limitlerimiz eşit değil. O halde 6'da x eşit 6 noktasında limit yok. Fonksiyonun parçalanma noktası 1. Birden küçükken farklı bir kural, birdeyken farklı bir kural ve birden büyükken farklı bir kural var. Ancak birde limiti varmış. Demek ki buradaki soldan sağdan limitler birbirine eşit. Ve bu limit fonksiyonun birdeki değerine eşitmiş. Bu bilgiler ışığında a artı b'yi bulacağız. Önce fonksiyonun birdeki değerini bulalım. Birdeki kuralım 3 eksi x. Yani 1'i 3 eksi x yerine koymam lazım. X yerine 1 yazıyorum. Demek ki birdeki değerimiz 3 eksi 1, 2. O halde soldan ve sağdan limitlerimiz de verilen bilgiye göre 2 olmalı. Soldan limite bakalım. Birden küçük olduğu için en üstteki kuralda x gördüğüm yere 1 yazarsam 3 eksi elde ederim ve soldan limitim 2 olması gerektiğinden eşittir 2. Buradan a eşittir 1 bulunur. Sağdan limite bakalım. Birden büyük olduğum için en alttaki kuralı yani x artı b'de x gördüğüm yere 1 yazmam lazım. Bu da 2'ye eşit olacak. Dolayısıyla b de a gibi 1 çıkar. Toplamları istendiği için 1 artı 1 eşittir 2. Mutlak değer içini 0 yapan noktaya kritik nokta diyoruz limit konusunda. Peki şöyle bir soru soralım. Mutlak değerli bir limit var. Ne zaman sağdan soldan limit bakmamız gerekiyor? Limit kritik noktada alınıyorsa ve belirsizlik ya da tanımsızlık durumu oluyorsa sayı bölü 0, 0 bölü 0 gibi o zaman ancak sağdan soldan bakmamız gerekir. Sadece kritik nokta ise sağdan soldan limit bakmaya gerek yok. Evet, soldaki limite bakıyoruz. Bir kritik nokta mutlak değerin içini sıfır yapıyor. Ancak bir koyduğumuzda herhangi bir sıkıntı var mı diye bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir tanımsızlık, belirsizlik durumu yok. O halde sağdan soldan bakmaya gerek yok. Limitimiz eksi 1 bölü 2'dir. Sağdaki mutlak değer limite baktığımızda x 1'e giderken payda 0'a gidiyor. Burada bir tanımsızlık durumu söz konusu. Dolayısıyla sağdan ve soldan limite bakmam gerekir. Önce 1'e sağdan yaklaşalım. Mutlak değerin içi şu x birden birazcık büyük olduğu için pozitif olacaktır ve dışarıya x eksi 1 diye çıkarabiliriz. Bir de eksi 1 burada var. Pay kısmı x eksi 2 olur. Şimdi x'i birden sağdan götürelim.
Üst taraf zaten eksi 1 olacak. Alt tarafta 1'e sağdan yaklaştığı için şurası 0 ama 0'dan birazcık büyük, yani pozitif 0 gibi düşünürsek bu bizi eksi sonsuza götürür. Demek ki sağdan limitimiz eksi sonsuz. 1'e soldan yaklaşalım. Yine mutlak değerin içi benzer şekilde bu sefer 1'den birazcık küçük olduğundan negatif olacak. Dolayısıyla dışarıya 1 eksi x diye çıkar. Bu da şu 1'ler birbirini götüreceği için eksi x bölü x eksi 1 olur. 1'e soldan yaklaşırsak pay kısmı eksi 1 oldu. Payda ise 1'e soldan gittiğinden 1 çıkardığımıza 0'dan birazcık küçük, yani 0 eksi olur. Dolayısıyla eksi bölü eksi artı olacağı için bu da bizi artı sonsuza götürür. Yani görmüş olduğunuz gibi soldan eksi sonsuz çıktı, sağdan artı sonsuz çıktı. Demek ki bu limit yoktur. Alt sırada iki limitimiz daha var. Önce soldakine bakalım. Burada da bir tanımsızlık durumu var. Ancak payda mutlak değer içinde olduğu için burada bu sıfıra soldan da gitse, sıfıra sağdan da gitse mutlak değer dışına pozitif çıkacağı için dışarıya 0 artı diye çıkar ve bu limit sonsuz olur. Burada da mutlak değerli bir limit var. Payda yine 0'a gidiyor ancak payda 0'a gidiyor. Dolayısıyla burada soldan sağdan mutlaka yaklaşmamız gerekir. Önce soldan yaklaşalım. Payı 3 parantezine aldım. Payda da ise soldan yaklaştığımda içerisi negatif olacağı için dışarıya 1 eksi x kare diye çıkar. 1 eksi x kare ile 2 kare farkı ile çarpanlarını ayırırsak 1 eksi x çarpı 1 artı x olur. 1 eksi x'ler, yani 0 getirenler sadeleşir. 3 bölü 1 artı x oldu. Şimdi x'i 1'e götürürsek soldan limit 3 bölü 2. Sağdan limite bakalım. Yine payı 3 parantezine alıyorum. Payda da 1'e sağdan yaklaştığım için mutlak değerin içi pozitif olacak. Dışarıya aynen çıkar. X kare eksi 1 diye çıkar. X kare eksi 1'i de 2 kare farkıyla çarpanlarına ayırırsam x eksi 1 çarpı x artı 1 olur. X eksi 1 ile 1 eksi x sadeleşir ama ters işaretli eksi 1 gelir. İfade eksi 3 bölü x artı 1'e eşit olur. Şimdi x'i 1'e götürürsek sağdan limiti eksi 3 bölü 2 buluruz. Soldan ve sağdan limitler eşit olmadığı için limit yoktur. 2'ye soldan yaklaşırken de bir mutlak değerli limit var. Dikkat edersek 2'ye soldan yaklaştığımda payda 0'a gidiyor. Ama bu n gibi bir reel sayı eşit, yani sonsuza veya eksi sonsuza eşit değil. Bunun önlemenin tek yolu payın da 0'a gitmesidir. Eğer pay 0'a gitmezse 0 bölü 0 durumu oluşmaz, sadeleştirmeler gerçekleşmez ise payda 0'a gittiği için bu artı sonsuza veya eksi sonsuza gitmesi gerekir. Ancak n gibi bir reel sayıya gidiyor. Demek ki pay da 0 olmalı. X yerine 2 koyduğumda payın 0'a eşit olması lazım. O halde pay kısmında x yerine 2 koyalım. 2'nin küpü 8. K buradan 4 bulunur. Sayı bölü 0 tanımsızlıkları var. Paydanın 0'a gittiği 2 durum var. Soldakinde 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Dolayısıyla payda 0'a soldan gidiyor. Ve bir negatiflik var. Pay kısmında negatiflik olduğu için eksi bölü eksiden artı sonsuza gider. Yani bu durumlarda sadece işarete dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sefer 2'ye sağdan gidiyor. Yine paydamız x eksi 2. 2'ye sağdan gittiğimizde payda da 0'a sağdan gidiyor. Payda pozitif, payda burada pozitif. Dolayısıyla bu da artı sonsuz. Limit hesaplanırken önce yapılabiliyorsa düzenlemeler, sadeleştirmeler, daha sade hale getirmeler yapılmalıdır. Trigonometri konusundan biliyoruz ki cos kare x eksi sin kare x cos 2x yapar. 2 sin x cos x de sinüs 2x yapar. Cos 2x bölü sin 2x de yerine koyalım. Şimdi biz bu limit değerine bunu götürürsek herhangi bir tanımsızlık, belirsizlik durumu yok. Yani x gördüğümüz yere pi bölü 8 yazarsak 2x 2 çarpı pi bölü 8, yani pi bölü 4 olur. Cos pi bölü 4 de sin pi bölü 4 de, yani bu 45 dereceye karşılık geliyor. Kök 2 bölü 2 olduğundan limitimiz 1.
Bir doğru grafiği var. Eksi 3 ve 2'de eksenleri kesmiş. Bir de fx fonksiyonu tanımlanmış. Fx fonksiyonu x'e girilen değere göre şu alanın oluşumu olarak verilmiş. Önce doğru denklemini bulalım. Eksenleri kestiği noktaya göre doğru denklemini yazarsak x'i eksi 3'te kesiyor. X bölü eksi 3, y'yi 2'de kesiyor. Y bölü 2 eşittir 1 idi formül. Bunu da düzenlersek eksi x bölü 3'ü karşıya artı olarak atalım. Bölü 2'yi de çarp olarak atarsak 2 kere 1 2 artı 2x bölü 3 yani y eşittir 2 artı 2x bölü 3 olarak doğrumuzun denklemini bulmuş oluruz. İçinde fx'in de geçtiği bir fonksiyonun 3'teki limiti isteniyor. Yani buradan f3 gelecek x 3'e doğru gittiği için. F3'ün şuradaki noktalarını bulmaya çalışalım. Yani x gördüğüm yere 3 yazacağım. X eşit 3 noktası doğruyu burada kesecek. Bunun y değerini bulmak için bulmuş olduğum doğru denkleminde x yerine 3 yazalım. 3'ler gider. Y eşittir 4 bulunur. Demek ki şurası 4. Burada bir yamuk alanı var dikkat ederseniz. Tabanı 4. Üst tabanı 2. Yüksekliği de görmüş olduğunuz gibi şuraya kadar geliyor. 3. Dolayısıyla F3'ü ben hesaplayabilirim. Buradaki alan olduğu için alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban artı üst taban 6, yükseklik 3 bölü 2'den 9 birim kare bulunur. X yerine 3 yazdığımızda 0 bölü 0 geliyor. Bakın üst tarafı fx parantezine alalım. Burada daha rahat görülür. X yerine 3 koyduğumuzda 0 bölü 0 geliyor. O yüzden önce sadeleştirme yapmamız lazım. X kare eksi 9'u 2 kare farkıyla ayırırsak x eksi 3 çarpı x artı 3 olur. Artık x kare eksi 9'a bakmıyoruz. Buradan x eksi 3'leri sadeleştirebilirim. Geriye limit fx çarpı x artı 3 kaldı. Şimdi x'i 3'e götürürsek buradan f3 gelecek. X artı 3'te 3 artı 3 çarpı 6 olacak. F3'ü biz 9 bulmuştuk. 9 kere 6 54. Aslında 0 bölü 0 belirsizliğinde mutlak değerli işlemlerde de rastladık. Payı ve paydayı 0'a 0 yaptığı için yani 0'a gitme söz konusu olduğu için pay ve paydanın limit değeri de artık kaçta bu 1'e giderken mi 0 oluyor? 1'e giderken 0 oluyorsa x eksi 1 çarpanı vardır. 2'ye giderken 0 oluyorsa x eksi 2 çarpanı vardır. Eksi 5'e giderken 0 oluyorsa x artı 5 çarpanı vardır. Yani o çarpanı 0'a eşitlediğinizde o limit değeri çıkar. Dolayısıyla payın da paydanın da o noktada limit noktasında sıfırları vardır. Çarpanlarına ayrılabilirler. Yani 1'e gidiyorsa x eksi 1 çarpanına ayırabilirler ve önce sadeleştirme yaparız ki bu belirsizlikten kurtulmuş oluruz ve sonuca gidebiliriz. Limiti hesaplayabiliriz. Yani limit sayılarına girmeden önce bu sıfırları bulup çarpanlara ayırıp sadeleştirme yapmamız gerekiyor. X 1'e giderken x yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 olduğunu görüyoruz. Payda 2 kare farkını ayıralım. 1 eksi x çarpı 1 artı x olur. O dediğimiz sadeleştirmeyi yaparsak limiti pratik L ile gösteriyorum. 1 bölü 1 artı x kalır. Artık belirsizlik gider. X'i şimdi 1'e götürürsek limiti 1 bölü 2 buluruz. Burada aslında deminki ifadenin biraz daha genel hali var. 1 yerine k gelmiş. Yine x yerine k yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. X kare eksi k kareyi ben 2 kare farkıyla çarpanlarına ayırırsam x eksi k çarpı x artı k olur. X eksi k'ları sadeleştirirsem sadece pay kısmında x artı k kalır. X'i de k'ya götürürsem k artı k 2k olarak limit sonucunu bulurum. Burada da x yerine 1 koyduğumda 0 bölü 0 geliyor. Her seferinde 0 bölü 0 yazmayalım. Peki bunu nasıl çarpanlarına ayıracağız? X'i ben kök x'in karesi diye düşünebilirim. 1 zaten 1'in karesidir. Pay kısmını 2 kare farkıyla açarsam kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 oldu. Kök x eksi 1'ler burada sadeleşir. Sadece kök x artı 1 kaldı. Burada da x'i 1'e götürürsem limit 2 bulunur. X yerine eksi 2 koyduğumda payda zaten 0 oluyor. Pay kısmı da bakın eksi 2 şurası 3 oldu. Eksi 2, eksi 6, artı 6. Pay kısmında 0 oluyor. Burada da 0 bölü 0 belirsizliği var. X'i dağıtırsak
x kare artı 5x olur. 6'yı da eklersek çarpanlarına ayıralım. Pay kısmı x artı 2 çarpı x artı 3 olarak çarpanlarına ayrılır. Payda da eksi parantezini alırsak x artı 2 ile 2 artı x aynı, sadeleşir. Şimdi x'i eksi 2'ye götürürsek payda da eksi var. O halde limit eksi 1 olur.